Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta gördüğünüz üzere bu videoda sizlere 2022 yılım nasıl geçti, onlardan bahsetmek istiyorum. Yani bu zamana kadar izlediğiniz videolarda bütün dertlerim yetmezmiş gibi birazcık daha bu videoda da dert dövmesi yapmak istiyorum. Daha sonrasında 2023'ten beklentilerimi falan bahsedeceğim. Gerçi artık ben hiçbir şekilde bir beklenti içerisinde değilim. Hiçbir seneden ya da hiçbir günden. Neyse, hemen ilk dakikalardan böyle şeylere başlamayayım. Şimdi öncelikle 2022 yılı benim için nasıl geçti, ondan bahsedeyim. Genel olarak benim için çok stresli ve çok boşluklu hissettiğim bir seneydi. Biliyorsunuz ki ben geçen sene işte 4. sınıftım. Benim bir bitirme tezi olaylarım vardı, okulu bitirme durumlarım vardı. Tabi okulu bitirdim. Ama şöyle bir şey var, kendimi o kadar kötü hissediyordum ki artık gerçekten ne okuldan, ne hayattan, ne de başka bir şeyden, hiçbir şeyden bir beklentim yoktu. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Sadece yok olmak istiyordum. Bakın, gerçekten sadece yok olmak istiyordum. Bir ara gerçekten okulu dondurmayı düşündüm. Sonra hani diyorum ki bak işte beste az kaldı. Hani bunu şeyde düşündüm yani. İşte 4. sınıfın ilk döneminin sonlarına doğru hani ben düşünüyordum yani okulu falan dondurmak istiyordum. Sonra kendimi ittire ittire diyordum ki işte bak beste az kaldı, bak bu kadar sabrettin, işte mezun ol, ondan sonra her şey yoluna girer dedim. İlk dönem atlattım, sonra ikinci dönem geldi. Hani bir şekilde bitirme tezini yapmam gerekiyor. Ama içimde onu yapabilecek bir motivasyonu bulamıyorum. Yani yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Böyle yani sürekli arkadaşlarımın ittirmesiyle, kendi ittirmemle sonunda yani aslında koskoca bir sene boyunca yapmam gereken bitirme tezini 3 haftada yaptım. Ve bitti. Sonu bitti. Ama biterken ne yaşadıklarımı, ne hissettiklerimi ben biliyorum. Yani size de yansıttım. Bir sürü aksilikler oldu. Hatta bir ara bitirme tezini yazarken falan şey diyordum yani. Yok, ben bitirme tezini de salacağım. İşte sadece sınavları geçeyim. Bitirme tezini de sonra yaparım. Hani bir sonraki seneye kalsın diyordum. Ama işte dediğim gibi sonrasında bir şey geldi ve onu da hallettim. O aradan çıktı. Daha sonrasında tamam, bitirme tezi yaptın. Dersleri geçtin. Staj kaldı. Biliyorsunuz ki Codrive ekibindeydim. Bu sefer stajımı ekipte göstermek yerine hani bir şirkette yapmak istedim. Belki hani o şirkette kalırım, çalışmaya orada devam ederim. Belki part-time, belki full-time. Hani böyle bir kapı açarım kendime diye düşündüm. Ama hiçbir şekilde, hiçbir şirkette staj dahi bulamadım. Bulamadım. Artık ben geç kaldığım için mi, yeterli referansım olmadığı için mi, yetersiz olduğum için mi, şanssız olduğum için mi, ne için bilmiyorum. Ama staj yeri bulamadım. Sonra sağ olsun hocam yardımcı oldu ve okulda laptop stajımı yaptım. O da bitti. Şimdi ne lazım? İşe girmem lazım değil mi? Aylardır iş başvurusunda bulunuyorum. Herhangi bir iş bulamıyorum. Bir geri dönüş alamıyorum. Yani zilyon tane yere başvurdum. Bir olumsuz maili dahi gelmiyor. Buradan İK'lara sesleniyorum. Lütfen olumsuz da olsa mail atın. Lütfen. Çünkü artık yani sürekli düşünüyorum. Neden, neden, neden ben, neden giremiyorum? Neden o kapıyı açamıyorum bir türlü? Neden işe giremiyorum? Ben mi beceriksizim? Ben mi yeteneksizim? Ben mi bilgisizim? Yani sürekli bunları düşünüyorum. Tamam, biliyorum okulda öğrendiğimiz şeyler ya da okulda yaptığımız şeyler iş hayatındaki şeylerin binde biri, ama bunun lütfen iş alanlar siz de farkında olun. Çünkü evet, okulda bir şeyler görüyoruz. Okulda zilyon tane konu görüyoruz. Ama ilgilenmek istediğimiz alan ya da o hangi alan üzerinde çalışmak istiyorsak onunla alakalı çok fazla bir şey okulda görmüyoruz. Evet, proje yapmamız gerekiyor, bir şeyler yapmamız gerekiyor, ama hani iş hayatındakiyle hiçbir zaman eş değer şeyler olmuyor. Hep küçük şeyler oluyor. Ve bu yüzden sürekli kendimi yetersiz görüyorum. Kendimi eksik görüyorum. Neden diye sorguluyorum. Bu kafadan hiçbir zaman çıkamıyorum. Çıkamadım. Yani uzun bir süre çıkamadım. Yani sorguluyorum ya. Sorguluyorum. Neden? 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 Bir neden bulamadım. Bir cevap bulamadım. Her seferinde bir döngüye düşüyorum. Yani o yüzden bu döngüdü sonucunda hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bunun da yanlış olduğunu farkındayım. Bir sürü zamanım geçti. Bu süreyi kendimi geliştirmek için de kullanabilirdim.
kendim bir yazılım dili olur. Herhangi bir yabancı dil olur. Yani projeler olur. Bir şeyler yapmam gerekirdi. Bunları yapmayı çok istedim. Ama bunları yapabilecek ne gücü, ne motivasyonu hiçbir zaman kendimde bulamadım. Ki hala bulamıyorum. Şu an şurada çekiyorum videoyu. Çünkü gerçekten yaklaşık 2-3 aydır sadece şurada vakit geçiriyorum. Şu koltukta vakit geçiriyorum. Dışarı çıkamıyorum. Çıkmak istemiyorum. Full evdeyim. Çok nadir dışarı çıkıyorum. Tek aktivitem havuza gitmek. Onun dışında gerçekten dışarı çıkmak bana ölüm gibi geliyor. Buna alıştım. Artık gerçekten bunda bir top seviyedeyim. Sonrasında böyle. Şu an mezun, yani son stajımda ÖBS'ye girildi. Danışmanıma mail attım. Mezuniyet işlemlerim başlayacak. Bir hafta 10 gün içerisinde işte resmi olarak ÖBS'de ve E-Devlet'te mezun görüneceğim. Daha sonrasında işte diplomam çıkacak. İşte mezun işsiz olacağım. Mezun işsiz. Şu an hala iş başvurularına devam ediyorum. Bir sonuç yok. Part-time bir yerlere girip çalışıyorum. Bundan asla gocunmuyorum. Evet, 4 sene mühendislik okudum. Ve şu an yarı zamanlı olarak bir yerde çalışmaktan gocunmuyorum. Ama istediğim hayat tabii ki de bu muydu? Değildi. Ben de isterdim mezun olduktan sonra ya da mezun olmadan direkt işe girebilmeyi. Ama bu şans mı denir? Ne denir bilmiyorum. Kendi beceriksizliğim mi? Bunu da bilmiyorum. Ama bir türlü bana gülmedi. Umarım bir gün gülecek. O yüzden artık gerçekten sallamıyorum. Yani her şeyi gerçekten akışına bıraktım. Bir şey olmuyorsa olmuyor demek ki. Olmayacak demek ki. Ya da bir gün olacak. Yani merakla o günün gelmesini bekliyorum. Merakla şu videoda sizlere, kendime o müjdeli haberi vermek istiyorum. Ben artık işe girdim diye. Ama ne zaman olur bilemiyorum. Beklemedeyim. Onun dışında 2022 gerçekten benim için çok sallantılı geçti. Psikolojik olarak çok zorlandığım bir seneydi. Gerçekten çok zorlandım ve hayatım boyunca hiç bu kadar zorlandığımı düşünmüyorum. Çünkü hem okulu bitirme kaygısı, okulu bitirebilecek miyim kaygısı, dersleri geçebilecek miyim, projeye geçebilecek miyim kaygısı, sonra staj bulabilecek miyim kaygısı, staj bitti iş bulabilecek miyim kaygısı. Yani bu kaygılar üst üste yüklendi ve gerçekten psikolojik olarak kendimi çok zor, çok baskı altında hissettiğim bir dönemdeydim. Ki hala o dönemdeyim ama artık gerçekten her şeyi akışına bıraktım. Bu durumdan hoşnut değilim ama bu şu boş günlerimi güzel, mutlu, huzurlu geçirmek istiyorum. Bu yüzden hani gamsız denilir ya, gamsız olmaya çalışıyorum. Çok fazla gamsız bir insan değilim maalesef ama gamsız olmaya çalışıyorum. O yüzden yani 2022'den öğrendiğim şey ne? Belki biraz sabır, belki biraz çabalama, belki biraz bir şeyleri sonuna kadar götürme. Çünkü ben evet kolay kolay pes eden bir insan değilim ki pes etmediğim için de şu an bu noktadayım. Ama bilmiyorum, belki de artık pes etmenin zamanı mı? Onu da bilmiyorum. Ama şu an dediğim gibi, yani şu an akışına bıraktım. Yani nasıl mutluysam, nasıl huzurlu hissediyorsam o şekilde yaşıyorum. Öyle. 2023'ten beklentilerime gelecek olursak sadece mutlu olmak istiyorum. Mutlu ve huzurlu olmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten başka hiçbir şey istemiyorum. Çünkü artık bir şeyleri düşünmekten çok yoruldum. Sürekli bir şeyleri düşünmemeye çalışmaktan çok yoruldum. Çünkü evet, kafamı o düşüncelere maruz bırakmamak için çok fazla şeyle meşgul ediyorum. Bunu da istemiyorum. O yüzden 2023'ten tek dileğim artık mutlu ve huzurlu olmak. Başka bir şey istemiyorum. Yani diğer şeyler de zaten bir şekilde olacak. Bir şekilde olacak. Değil mi? Umarım olacak. Arkadaşlar, sizin nasıl geçti? Siz de söyleyin. Sizin 2022'niz nasıl geçti? 2023'ten neler bekliyorsunuz? Sizin için de bu kadar zor bir sene miydi? Ya bilmiyorum, benim için gerçekten çok kötü bir sene. Tabii bazı başarılar var. Ama bu başarıların sonucunu görememek tabii ki de insanı mutsuz ediyor.
Bilmiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Yaşayıp gerçekten göreceğiz. Nereye gidecek, ne yapacağız, hayat bize neler verecek. Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Umarım hakkımızda hayırlısı olur diyorum. Umarım bir daha 2022 gibi bir psikolojiye girmem. 2022'deki gibi psikolojiye girmem. Çünkü bir daha girersem şu şekilde beni bir daha göremeyebilirsiniz. Şaka şaka görürsünüz. Ya bilmiyorum, ben de bazı şeyleri çok böyle nasıl denir? Kafaya takıyorum ama takmıyorum. Böyle değişik bir kafadayım ya. Artık bence açtım. Bence açtım artık. Çünkü bilmiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz ya. Valla. Ya umarım. Umarım bundan sonra her şey daha güzel olur. Gerçekten. Tek dileğim bu. Tek dileğim gerçekten bu. Başka hiçbir şey istemiyorum. Umarım sizin için de her şey çok güzel olur. Her şey gönlünüze göre olur. Benim için de umarım öyle olur. Böyle. Son yılda böyle son dertte kapattık. Umarım bir daha böyle dertlenmeyiz. Umarım bir dahakine güzel haberlerle karşınıza gelirim. Çünkü gerçekten artık benim de ruhum sıkıştı. Anladınız mı yani? Benim de ruhum sıkıştı artık. Yeter ya, yeter. Dert babası oldum resmen ya. Dert basıyorum. Resmen böyle şak, her taraf dert, dert, dert yani. Ben de yıldım. Ben de sıkıldım. Ama hayatımda gerçekten dert dışında bir şey yok. Ya her şey dert benim için. Artık saldım. Gerçekten saldım. Hiçbir şey umurumda değil. Her şey akışına bıraktım. Yaşayıp göreceğiz dostlar. Yaşayıp göreceğiz. Öyle. Buna kendinize iyi bakın diyorum. Her şey umarım tekrardan söylüyorum. Gönlümüze göre olur. Her şey istediğiniz gibi olur. Hayırlısı neyse olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilikten yeni seneler, mutlu seneler, mutlu yıllar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Çok sallamayın. Yani biliyorum sizin de kötü zamanlarınız oluyordur. Herkesin kötü zamanları oluyor. Belki de yani benden çok daha kötü durumda olan insanlar vardı. Yani burada hani kimseyle bir dert yarıştırma kafasında değilim. Herkesin kendi problemleri kendine göre çok büyük. Daha büyük dertlerimiz olmasın inşallah. Bütün dertlerimiz aşılır diyorum. Yepyeni bir yıl. Çok güzel bir yıl bizi bekliyor umarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. O zaman videonun kapanışını da çocuklarımla yapayım mı? Benim hayatımın gerçekten en güzel şeyleri bunlar. Gel. Gelsin annesinin balbisi. Gel çocuğum. Gel annem. Gel çakal. Öpücük. Aşkım. Mutlu seneler diyeyim. Seneler. Aşkım. Gerçekten benim huzur kaynaklarım bunlar. Beni ne kadar çıldırtsalar da çok seviyorum sizi. Gelin. Gel. Eşim benim annem. Aşkım. Çakım. Aşkım. 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 Anneciğim. Annecik. Annecik. Ne? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Herkese mutlu yıllar mı? Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Öpücük verdi. Kapatalım. Aşkım. Aşkım. Mutlu yıllar be. Mutlu yıllar. Güle güle. Güle güle.